Merhaba, iyi günler. Levent Gültekin'le birlikteyiz ve darbe girişimi sonrası Türkiye'yi değerlendireceğiz. Ama tabii ki ağırlıkla dün Yenikapı'da yapılan mitingi ele alacağız. Levent, merhaba, hoş merhaba, geldin. Merhaba, hoş bulduk. Senle tam darbe girişiminin ardından pazartesi günü sıcağı sıcağına bir yayın yapmıştık. O zamandan bu zamana bayağı bir zaman geçti. Bir ay olmadı henüz ama. Yok. Epey bir zaman geçti. Bu şeye gelmeden önce, dünkü olaya gelmeden önce ki oraya gelene kadar ki yaşananları vesaireyi değerlendirdiğin zaman özel olarak altını çizmek istediğin hususlar var mı? Ya bir tanesi işin ne kadar boyutunun büyük olduğu çıktı ortaya. Yani ben daha önce de söylemiştim, belki tekrar edeyim. Yani cemaatin böyle şeyler yapabileceğini az çok tahmin ediyordum. Fakat bu kadar güçlü olduklarını tahmin etmiyordum. Görüntüye bakarsan devlet cemaatin içine sızmış gibi bir tablo var yani. Aslında devlet onlar, devletin kalan kısmı küçük. Yani o kadar çok göz altını görevden almaları var ki. Ve bugün geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Darbe aslında iktidara değil, Türkiye'ye yapıldı. Yani Türkiye'yi yıktı. İktidar sağlam duruyor. Türkiye'nin kurumları çok ciddi zarar aldı. Birbirine olan güven ortadan kayboldu. Çok ayarını bozdu ülkenin. Bütün kesimlerin ayarını bozdu. Ülke nasıl toparlayacak? Kaç yıl geri gitti onu bilmiyorum. Çok sıkıntı var o anlamda. Oradan baktığımızda çok büyük. Asıl şey dış politikada çok onarılmaz yaralar açıyor Türkiye'nin hala. Çünkü Türkiye darbe refleksiyle, yani o darbenin yaratmış olduğu enkazı ortadan kaldırma refleksiyle hareket ediyor. Biraz da o duyguyla hareket ediyor. İster istemez dış politikada hamasete başvuruyor. Biraz da fazla bir şekilde başvuruyor. Bu gittikçe dışarıyla, yani Batı dünyasıyla Türkiye'nin arasında bir mesafe oluşmasına neden Batı'da oldu. Batı'da bu konuda, ama sen Washington Post senden de görüş almış, sen orada da söylemiştin. Batı'nın da buradaki bakışında bir gariplik yok mu? Çok korkunç. Ya ama şöyle büyük gariplik var. Yani artık, yani benim çok tereddüt olduğum bir konu var. Yani Batı Erdoğan'la bir şekilde, gerekçesi ne olursa olsun, yani diyelim ki yandaşlara göre çok köprü, havaalanı yapıyoruz, bizi kıskanıyorlar da olabilir. Yani bana göre olmaz da onlar için söylüyorum. Ya da işte Erdoğan'ın bu dış politikayı çok iç politika malzemesi yapmış olması bu son 3 yılda. İşte mülteci krizindeki üslubu, böyle çok o meydan okuyucu üslubu, bu içerideki demokrasiden uzaklaşan tavırları, medya, bağımsız yargı, sivil toplum, bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ın Batı'daki kredisini sıfıra indirdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı bir öfke var. O öfkeden arınıp da sağlıklı bir tepki koyamıyorlar. Başka bir aptallıkları da var Batı'nın, onu Washington Post'ta söylemiştim. Yani güya AK Parti'ye dindarlığından, yani İslamcılığından dolayı karşı olduklarını söylüyor. Çünkü AK Parti İslamcı otoriter bir yapı kurmaya çalışıyor ve Batı diyor ki biz bundan dolayı mesafeliyiz. Ama aynı işi yapmaya çalışan cemaatle iş tutmaya çalışıyor. Ben Washington Post'ta onu söyledim. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Derdiniz ne? Yani cemaatle AK Parti'nin arasında bir fark yok ki. İkisi de aynı Türkiye'yi yaratmak istiyorlardı. İkisinin amacı aynıydı. Ama cemaatte bir böyle bir tırnak içinde ılımlı İslam falan gibi hiç bir alakası yok. Şey hayır. Bana sorarsan hangisi daha ılımlı? Bak, ben bu yıllardan bu iş içinden geliyorum. En katısıdır cemaat. Yani Washington Post'a söylemiştim. Burada da söyleyeyim. O zaman dedim Batılılara. IŞİD'le cemaat arasında siz bir fark mı olduğunu zannediyorsunuz? Bence yok. IŞİD'le AK Parti'nin arası, IŞİD, yani bunu şeyin anlamında söylüyorum. Yorum, ton farkı var. Yani birisi Müslüman, tırnak içinde Müslüman toplum kurmak için birinin canını alıyor. Öbürü Müslüman toplum kurmak için hayatını zehir ediyor. Sınav sorusu çalıyor. Mesleğinden ediyor. Kumpas kuruyor. Yani kumpas kurulmuş generallerin hayatını Müslüman tırnak içinde Müslüman toplum kurmak için yaptılar. IŞİD de öldürdüklerini de gördük. Öldürdüklerini yani. De gördük. Yani o anlamda baktığında IŞİD mensupları da cennete gitmek için kafa kesiyor. Bunlar da cennete gitmek için soru çalıyor. Peki cennete burada, gitmek için torpil yapıyor. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bir şöyle bir olay başladı biliyorsun. Geriye dönük okumalar başladı. İşte kumpas olayı artık yani alenileşince ve şunu da cemaat yapmış, bunu da yapmış olabilir vesaire. Çözüm sürecini akamete cemaat uğrattı. Hrant Dink vesaire. Bunlar açıkçası ben öteden beri kişisel olarak bunların büyük bir çoğunluğunu zaten öyle düşünüyordum. Yani Hrant Dink cinayetinde vesairede, şurada burada cemaatin
parmağının olduğunu zaten öteden beri düşünen birisiyim. Ama o tarihlerde öyle bir başka bir hava vardı ki bunları dile getirmek bile başlı başına şeydi. Şimdi bu geriye dönüp birçok kötülüğün ardında cemaat bu bulunması... Bu ucuz bir kaçış olduğunu düşünüyorum. Yapmamıştır demiyorum. Yapmış olabilir. Cemaat yapmış olabilir. Sen 14 yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Diyelim ki Gezi'yi cemaat yaptı. Diyelim ki Ceylanpınar'daki polisleri cemaat öldürdü. Sen, ben karşı çıkmadık mı? Demedik mi kardeşim bu yanlış? Peki iktidarda çıkıp savunmadı mı? Tayyip Erdoğan çıkıp o polislere emri ben verdim demedi mi? Tayyip Erdoğan çıkıp Ceylanpınar'daki iki tane polisin ölümünü bahane edip barış sürecini bozmadı mı? Cemaat yapmış olsa ne olur, yapmamış olsa ne olur? Sonuçta sen, yani o olaydan sonraki politikayı sen sürdürdün. Sen yanlışı devam ettirdin. Yapmamıştır demiyorum. Yapmış olmasını bugün kalkıp da aa onlar yapmış deyip bütün suçu onların üzerine yıkmak iktidarı kurtarmıyor. Ama yani mesela sonuçta, Rus uçağının düşürülmesi meselesinde olay cemaat olarak paketlendi ve demedi mi ben talimat buluşum. Verdim. Davutoğlu'nu istersen. Tamam, Cumhurbaşkanı hepimiz kınamadık mı? Evet. Rus uçağı düşürüldüğünde bu ülkedeki aklı başında bir avuç insan dedi ki bak düşürmüş olabilirsin. Fakat biraz sakin ol. Sakin ol. Diplomasi diye bir şey var. El altından mesaj gönder, bir şey yap. Ama ne yaptı Cumhurbaşkanı? Hiç daha kimse Rus uçağı demeden tweet attı kendi hesabından. Büyük bir böbürlenmeyle Rus uçağını düşürdük diye. Bir dakika kardeşim, çocuk musun? Bir dur. Bir iki dakika sakin ol. Bir Genelkurmay'dan bir açıklama gelsin. Sen tweet atıyorsun ya, devlet meselesi. Üç ay boyunca bunun kaymağını yemedi mi? Çıktı demedi mi ki gerekirse tezek yakarız? Meydan okumadı mı? Halbuki diplomasi dediğimiz böyle şeyler için vardır. Düşürdün. Bir dakika dersin ya, biz bir şey yaptık. Yani dünyada dost dediğim yani sıcak ilişkiyi kurabileceğimiz kalmış birkaç ülkeden biriydi Rusya. Birkaç ülkeden biriydi. Ya bu ilişki bozuldu. Bir dakika, bu ne oldu? Bir saniye bir duralım. Kim yaptı? Nereden aldın talimatı? Bu pilot nereden aldı? Kim kendi kafasına mı göre mi uydurdu? Bizim angajman kurallarımıza göre mi hareket etti falan diye. Şimdi Türkiye'de akıl yok. Akıl devre dışı çıkmış tamamen. Şu anda duyguyla hareket ediyoruz. Duygu. Hepimizde. Yani ister istemez duyguya teslim olmak zorunda kaldık. Çünkü açlığımız var. Barışa açlığımız var. Bütünlüğe açlığımız var. Kimisinin geçmişten gelen yenilmişlik duygusundan kalmış o aşağılık kompleksini atmaya açlığı var. Üstünlük açlığı var. Dünyada var olma, adam sayılma açlığı var. Bütün bu açlıklar bir araya geldiğinde duygu daha fazla ön plana çıkıyor ve akıl geri plana gidiyor. Peki duygunun en çok şey olduğu yere gelelim. Dünkü. Evet. Bir kere böyle bir miting düzenleme fikrini nasıl buldun? Yani iyi bir fikir miydi? Şimdi bence, ya şimdi şu o kadar açmazdayım ki, kendim de çok açmazdayım. Şöyle bir açmazdayım. Hakikaten Türkiye'de gerçekten insan gibi davranan siyasetçiye, insan gibi davranan aydına, gazeteciye, medya mensubuna o kadar çok açız ki, aslında yanlış olan bir şeyi sadece insan gibi davrandılar diye bir hayranlıkla yaklaşıyoruz. Şimdi dünkü mitinge baktığımızda hepimizin duygusu kabarıyor. Çok iyi bir şey diyoruz. Bak, yıllar insan gibi ne demek? Sen farklı düşünüyorsun, ben farklı düşünüyorum fakat bir araya gelip oturup konuşabiliyoruz. Bu insanın yapmış olduğu bir şeydir. Peş peşe kürsüye çıkabilirsin. Peş peşe kürsüye çıkabilirsin, birbirinin yüzüne karşı sen yanlış yaptın diyebilirsin. O da hayır ben yapmadım, sen yanlış yaptın diyebilirsin. Oturup konuşuruz. İnsanlık dediğimiz bu. Şimdi bütün bunlara aç olduğumuz için sağlıklı değerlendiremiyoruz. Dünkü miting duygu olarak çok güzel, akıl olarak korkunç. Yani duygu olarak dediğim gibi hepimizi çok mutlu edebilir. Bir birlik, bütünlük havası var. Yıllardır ya yap kardeşim birlik kuralım. İşte başı açıkla başı kapalının, Aleviyle Sünninin, Kürtle Türkün, dindarla bilmem sekülerin bir farkı yok. Ortak paydada bizim ortak değerlerimiz var. Buluşabiliriz dediğimiz bir şey. Ama görüntü korkunçtu. Şimdi militarizm görüntüsüyle birlik bütünlük görüntüsü arasındaki çok ince bir çizgi var. Şimdi Tayyip Erdoğan bize dedi ki ben bu mitingi Batı'ya ve bütün dünyaya bir mesaj olarak yapıyoruz. O yüzden herkesi istiyorum burada dedi. O kadar yanlış bir şey yapıyor ki. Batı sana şunu diyor aslında. Yani o senin mesaj vermek istediğin Batı sana şunu diyor. Arkadaş çoğulcu ol. Birlik olma. Yani senin dediğin Kore
Kuzey Kore tarzı bir bütünlük ben istemiyorum. Tam da ondan rahatsızım yani. Çünkü bak bizim burada herkes istediğini söylüyor, istediğine inanıyor, farklı fikirler söyleniyor. Meeting'e gelmezsen vatan hainisin denilen bir ortamda bütünlükten bahsedemeyiz. Kes lan sesini, burası demokrasidir diyen insanların bütünlüğünün bir demokrasi bütünlüğü olduğunu söyleyemeyiz. Çoğulculuk meselesi çok önemli. Peki mesela HDP bir şekilde çağrılmış olsaydı çoğulculuk meselesi çözülmüş müydü? Hayır, yine olmazdı. HDP'nin çağrılmamış olması bir sorun, o başka. Ama anlıyorum o sorunu. Yani bütünüyle de yüklenmiyorum iktidara. Niye çağırmadınız diyecek kadar yani diyebilirim bunu. Fakat niye çağırmadıklarını az çok anlayabiliyorum. Çünkü sonuçta ortada bir çatışma var. Her gün 8-10 tane şehit haberi geliyor. Böyle bir ortamda, öyle bir görüntüde Selahattin Demirtaş'ı koyduğunda olmuyor. Yani bu Selahattin Demirtaş kötüdür anlamında söylemiyorum. Yani bu sonuçta HDP'nin bir angajmanı var. PKK ile bir yakınlığı, bir diyaloğu var ister istemez. Kendini bağlamış, müzakerelerden kaçınmış, HDP'yi terör örgütü ilan etmiş bir cumhurbaşkanı var. Şimdi ikisinin bir araya gelip o görüntüyü vermeleri zordu. Evet, bir manevra alıyorlar belli. İktidar dilinde bir manevra var. Onu hissediyoruz az çok HDP konusunda. Binali Yıldırım'ın gayretleri var. Cumhurbaşkanının eskisi gibi çok böyle dışlayıcı, sert konuşmaması var. Açıklamasında bile bir ton, sen de fark etmişsindir, evet, bir ton değişikliği var, evet, HDP ile ilgili. Değil mi? Kesinlikle. Tamam, şimdi bir manevra aldığı kesin ama kolay değil. Siyasetçi dün bütünüyle terör dediğini bugün yanına alacak kadar manevra yapamaz. Bence yapsaydı, çıkıp bir izahatte bulunsaydı. Ya biz de yanlış yaptık diyebilirdi. O nasıl cemaatle ilgili halkım Allah beni affetsin dedi ya. Ha burada da diyebilirdi. Ya burada da yanlış yaptık. Onlar yanlış yaptı ama biz de farklı bir politika izleyebilirdik. Demek ki burada yanılmışız. Şimdi birlik bütünlük zamanı diyebilirdi. Ayrı bir şey. Dememesini anlıyorum sadece. Ama deseydi, HDP de orada olsaydı bu bütünüyle birlik olmazdı. Bu Türkiye'nin gittikçe sahte bir birliktelikten kendine şey çıkarma çabasını örtmüyor. Sahte bir birlikteliğimiz var. Bak, birlik ne demek biliyor musun? Duygu birliği demektir. Amaç birliği demektir. İyi işler yapma birliği demektir. Mesela ya çok güzel roman yazdık ve bir roman yazarımız Nobel ödülü aldı ve hepimiz seviniyoruz. Düşünebiliyor musun mesela? Aynı anda solcusu seviniyor, Atatürkçüsü seviniyor, dindarı seviniyor. Ya da bir film çektik. Diyelim ki ne Ceylan? Nuri Bilge Ceylan bir film çekti. İşte gitti, çok güzel şey aldı. Oscar aldı atıyorum. Ve biz inanılmaz bir herkes, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi mutluyuz. Ya bir film çektik, dünyada şöyle oldu. Ya da bilmem bir olimpiyata katıldık. Şimdi duygu birliği dediğim, üzüldük. Askerimiz öldü, hep beraber üzüldük. Doğudaki PKK'lı olabilir. Tamam da, bir çocuğumuz, burada, şimdi birlik burada budur. Belki işte bu miting belki o anlamda hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya, müsibet hayırdır. Belki miting, belki de o dönüşün şeyi olabilir. Şimdi o dönüşün şeyi olabilir. Fakat şöyle bir durum var. Umut ediyorum olur. Uzlaşma sadece miting meydanında siyasi partilerin el ele poz vermesiyle olmaz. Uzlaşma şu demek. Şimdi Tayyip Bey darbeden sonra yeniden Türkiye kuruyoruz diyor. Bunu çok sık söylüyor. Ve Türkiye'yi kanun hükmünde kararnamelerle kuruyor. Şimdi Türkiye'yi kurması gereken yer meclistir. Mecliste oturup o insani davranış dediğimiz o işi yapması gerekiyor. Yapmıyorlar. Hala yapmadılar. Bak şimdi meclis yarın tatile giriyor. Şimdi ben Türkiye'yi yeniden kuruyorum bir dediğin bir dönemde meclis tatile gönderemez. Orada konuşman lazım. Arkadaşlar başımıza böyle bir felaket geldi. Biz buradan nasıl çıkacağız? Senin de bir fikrin vardır. Tamam, ben şimdi feveran halde biraz da korkuyla, biraz can havliyle peş peşe bir şeyler yapıyorum. Ama senin de bir fikrin var. Söyle. Ben diyorum ki kara harp okulları, yani harp okullarını kapatalım. Sence? Sen de diyorsun ki bak harp okullarını kapatırsak şöyle bir eksiklik çıkar. Tamam, eğer harp okullarını kapatmak diye bir görüşüm var ya, ama o zaman şöyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insan dediğimiz böyle bir şeydir. Uzlaşma budur. Şimdi bize söylemiyorlar neyden vazgeç. Mesela AK Parti'nin 15 Temmuz öncesi sürdürdüğü politikayla bugün arasında ne fark olduğunu ben göremiyorum. Sadece üslup var. Yani sadece sözlerde var. Birlik olalım, bütünlük olalım. Orada Numan Kurtulmuş'un sözü, araya girdim. Hı. Artık müzakereci bir dil kullanacağız gibi sözlerini önemsiyor musun, önemsemiyorsun? Ben Numan Kurtulmuş'ların falan bir kıymet harbiyesi olduğunu düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan önemli. Binali Yıldırım'ın hakkını teslim edeyim.
Evet, o konuyu. Ya şöyle açıkçası eğer Başbakan Ahmet Davutoğlu olarak devam etseydi var ya. Demek ki beterin beteri varmış derler ya. Beterin beteri buymuş. Şu anda bu darbe sürecinde Başbakan bir de Davutoğlu olsaydı biz hepimiz perişan vaziyette. Ülke daha bir perişan vaziyetteydi. Çünkü adamın, yani Davutoğlu'nun teknik olarak hamasetten başka ileri giden bir tarzı da yok, üslubu da yok. Binali Yıldırım çok beni şaşırttığını söylüyorum ilk günden itibaren. Çünkü ben bu kadar beklemiyordum. Çok akıllı gidiyor, çok birleştirici gidiyor ve tahmin ediyorum ki bu bir tahmin. Gerçekten ülkede ne olup bittiğini anlayan tek adam iktidar çevrelerinde. Felaketin boyutunu anlayan. Değil mi? Hakikaten öbürlerinde bir felaket, öbürlerinde korku var ama Binali Yıldırım'da felaketin boyutunun, yıkıntının, enkazın boyutunu görmüşlük var. O yüzden can havliyle. Yani çok dikkat ediyor konuşmalarına, sakin, sözlerine, HDP'ye. Şey. Mesela dün de bak dikkat et. Evet. Dünkü mitingde bile çok üstü kapalı HDP'yi teşekkür etti. Yani aslında adını verebilirdi fakat ortam olmadığı için ne dedi? Sadece buradakiler değil, diğer partilerin desteklerini de asla unutmayacağız, teşekkür ederiz. Şimdi bir çabası var, bunu göz ardı edemeyiz. Tamam, ama bu çaba yeter mi? Geçmişte yetmedi. Çünkü bir, Tayyip Bey'in çok daha önce de söylemiş olduğumuz gibi bir baskın karakteri var. Bir anda bir karar veriyor ve sen etkisiz eleman pozisyonuna düşebiliyorsun. Ben eminim ki birçoğu bizim gibi düşünüyor AK Parti'de. Senin gibi düşünüyorlar. Ya bunu sürdüler. Mesela şöyle haber aldım. Tayyip Bey darbeden sonraki ilk konuşmasında şey dedi ya, topçu kışlası. Ya benden senden daha çok tepkinin AK Parti tabanından gittiğini duydum mesela. AK Parti içerisinden. Ya zamanı mı kardeşim? Yani böyle bir zamanda böyle bir konuşma olur mu dediklerini biliyorum mesela. Şimdi herkes aç, AK Parti de aç. Birliğe, bütünlüğe. Ya bırakalım artık bu işleri. Fakat çıkışları yok. Yani din o kadar bunların kurtarıcı bir malzemesi haline geldi ki İki ayetle, iki sureyle, ama iki işte, duyguyla toplumu mu? Orada bak, bu doğru, tamam. Ama bir taraftan da demin sen söyledin ya, cemaat, IŞİD ve paralelliği falan. Karşıdaki yapının da argümanı din. Yani din öyle bir şey oldu ki İslamiyet, en fazla onu, o aslında İslam değil, benim İslam gibi bir şey karşılamıyor. Yani bence bu durum ateistlerin cevap vermesi gereken bir soru doğuruyor. O da şu. Bir adam düşün ki ömrünü anlı secde gören insanların Türkiye'ye etkin olmasına, hakim olmasına adamış bir adam düşün ve o adam gelsin hayatının ölüm darbesini anlı secde gören adamlardan almış olsun. Şimdi bu, bence ateistler buna bir cevap versinler. Bu neyin ironisi? Ateistlerin cevap vereceği bir şey değil canım. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Aslında büyük ironi. AK Parti bundan bir ders çıkarmıyor. Çıkarıyor ya bence. Arkadaş. Yani şöyle, çıkarmıyor. Bazı şeyler Levent biliyorsun, bazı şeyleri anında görmüyorsun ama biraz zaman geçtikten sonra bakıyorsun, diyorsun ki demek ki bunlar, atıyorum 15 Temmuz'dan gerçekten ağızları yanmış ve ders çıkarmışlar. Hemen yapmaları bence çok mümkün değil. Şu anda mesela lazım. Şu anda hala çok ciddi, çok kritik bir yerde Türkiye, öyle değil mi? Çok kritik ama onu dinle aşamaz. Süratle işte özgürleşmesi, süratle demokratikleşmesi, süratle çoğulculaşması, süratle bağımsız medyasını tesis etmesi gerekiyor. Kürt sorununu da çözmesi gerekiyor. Süratle barış sürecine dönmesi gerekiyor. Eğer tehlike görüyorsa bunları yap. Bunun dışında yapacakların hiçbirinin kıymeti yok. Onu söylemez. Zaten şimdi iş dönüp dolaşıp yani şöyle bir şey var. Fethullah Gülen hangi yalanı söylüyor? Bunlar radikal, ben ılımlıyım yalanı söylüyor. Çok net bir şekilde şunu gösterebilmesi lazım. Türkiye'nin ve siyasi iktidarın onun ılımlılıkla falan alakası yok. Biziz ılımlı, biziz çoğulcu, biziz demokrat. Bunu göstermesi lazım. Türkiye'nin şunu demesi lazım. Arkadaş ben Müslümanım ama dinimin siyasetle mesetle alakası yok. İnancım serbest, başörtüsü serbest. Artık bu ülkede inancından dolayı hiç kimse ezilmeyecek, hiç kimse dışlanmayacak. Onun sigortası benim. Ama inancı bu kadar görünür, bu kadar her şeyin önüne koyan bir pozisyona sokamayız. Yani selalardan cihat çağrısı, ezan minarelerden cihat çağrısı yapamayız. Bu olmaz. Ya da her bir konuşma metnimize Allah nurunu tamamlayacaktır ayetiyle başlayıp onunla bitiremeyiz. Bunlar, bu olmaz. Yani dünkü miting, ya ben Müslüman bir insanım. Hani beni rahatsız etti o din görüntüsü, o kadar çok ki. Olmaz. Yapamayız yani. Bak, ben de ayet okumayı biliyorum.
ben de çıkarım onlardan daha evet, fazla. Son yayını da ayette kapattım. Ha, yani, ben onlardan daha fazla İslami literatürde dil kullanabilirim. Ben de kullanırım. Ayetlerle, hadislerle insanları kendinden geçirmeyi bilirim. Yazılarıma koymayı bilirim. Ama din kıymetli bir şeydir. Öyle miting meydanlarının, siyaset meydanlarının elinde avucunda kirletilmeyecek kadar kıymetli bir şeydir. Ya oraya çıkarıp şehitlerde bilmem Kur'an okudum, öbürü çıktı saçma sapan bir Diyanet Başkanı insicamı olmayan, ne dediği belli olmayan bir şehitler duası yaptı. Saçma sapan, yani aklım almadı mesela. Tuhaf bir şeydi. Bu Türkiye, bak bunu ben söylüyorum, bunu solcu biri söylemiyor, ateist biri de söylemiyor, ben söylüyorum. Türkiye İslamlaşarak, eğer İslamcı bir politikaya yönelerek kendi varlığını tehlikeye atar. Dünya İslamcı otoriteye teslim olmuş bir Türkiye'yi kendi arasında barındırmaz. Barındırmaz. Bunu görmeleri gerekiyor. Yani bak, tam 10 yıl önce İsmet Özel ne dedi biliyor musunuz? Tam 10 yıl önce söylüyorum. Böyle bir sohbet ediyoruz masada. Hiç unutmam. O zaman daha ne otoriterleşme var, o zaman ne kapatma davası var, o zaman hiçbir şey yok. AK Parti gayet Avrupa Birlikçi, gayet özgürlükçü, gayet demokrat şeyler yapıyor ve İsmet Özel ne dedi? Bu Tayyip Erdoğan'dan Saddam yaratacaklar ve Saddam bahane edip Türkiye'yi yıkacaklar. Tam 10 yıl önce. Hiç unutmam bunu. Bu dünya Sayın Tayyip Erdoğan'dan bir Saddam yaratacak ve o Saddam'ı bahane ederek Türkiye'yi yıkacaklar. Şimdi bunu artık ben de görüyorum. Niye görüyorum? İnanılım Batı medyasında, Batı dünyasında öfkeyle olabilir. Tayyip Erdoğan'ın bunlara karşı kullandığı o hamasi ve meydan okuyucu dilden de olabilir. Bir öfkeleri var Tayyip Erdoğan'a. Şimdi bu gittikçe kabarıyor. Bu kabardığında biz ne yapabiliriz? Senin, benim ama öncelikle AK Partililerin hepimizin cevap vermesi gereken bir soruya doğru gidiyoruz. O soru önümüze gelecek. Şöyle de bakacağız. Bütün dünya Türkiye'ye düşman oldu. Gerçekten düşman. Şimdi düşman 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 deyip miting yapıyorlar ya. Kimse şunu açıklamıyor. Dünya bize niye düşman? Ne istediler de vermedik? Vallahi ne istediler de vermedik ki düşman oldular? Bir izah. Tek bir izah yapın. Amerika niye düşman? Avrupa Birliği bize niye düşman? Biz niye Genelkurmay Başkanımızla, muhalefet liderleriyle bütün dünyaya meydan okuyoruz? Meydan okumak mitingle olmaz ki. Aklı başında işler yaparsın, el altından. Kafanı önüne yersin, kimseye meydan okumazsın, bildiğin doğru yolda yürürsün, güç kazanırsın. O kazandığın güç oranında dünya siyasetinde de söz sahibi olursun. Ağırlığın olur. Şimdi dünya niye düşman? Bunun cevabı yok. Velev ki düşman, nasıl baş edeceksin? Adam gelip sana artık karşına uçakla bombalamıyor ki. Ne yapıyor? Senin içinden birini buluyor, işte böyle olduğu gibi. Ya bir IŞİD organize ediyor, PKK organize ediyor. Başka, yani karışıklık, karışıklıktan faydalanıyor. Senin karışıklığından. Peki mitinge dönelim. Dönelim. Önce tabii esas ağırlıkla Kılıçdaroğlu konuşmak istiyorum seninle de. Ama önce bir Bahçeli ile ilgili şeyini değerlendirelim. Bahçeli tarihinin benim izlemiş olduğum en retoriği düzgün konuşmasını yaptı. Fakat hamasetin dibini buldu. Korkunçtu. Ürktüm. Ürktüm. Adam böyle çiçek gibi açmıştı. Kendi, yani bunu söylememe müsaade et, anaokul seviyesindeki siyaset anlayışının zirvesine ulaşmıştı orada. Tam böyle meydan ona göreydi. Duygunun en yüksek olduğu, aklın hiç olmadığı, Türkler siz kahramansınız, en büyüksünüz. Bir taraftan Viyana'nın kapısına kadar gitmenin övüncünden bahsediyor. Bir taraftan emperyalizmin Türkiye'yi yok etme. Sen niye gittin Viyana'nın kapısına? Ne işin vardı? Onlar ne övünüyorsun orada? Anlatabiliyor muyum? O yüzden Bahçeli'nin bahsi bir anlamı yok. Kıymet de yok. Bu şey, çünkü niye? Makoç'un seri değil. Niyesini söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan şu anda Bahçeli'nin fikirlerini aldı. Bahçeli boşa düştü. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi ama dedim de yanlış söyledim. Şimdi orada Kılıçdaroğlu gelmeyip sadece Bahçeli olsaydı, Batı zaten mitinge ve her şeye o anlamda baştan mesafeli olan ne diyecekti? Tayyip Erdoğan kendisinden daha otoriterliği savunan birisini yanına alarak darbe girişimini bahane ederek işte otoriterliğini arttırıyor vesaire. Ama oraya Kılıçdaroğlu aktör olarak katılınca işin rengi
en azından daha yumuşadı, yumuşattırdı. Bir yumuşatıcı işlev gördü. Peki sence Kılıçdaroğlu çok tartışıldı biliyorsun. Gitmesi, gitmemesi. Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Kemal Bey'in kendisine de önerdim. Şahsına önerdiğim şeyi söyleyeyim. Meetingden çok önce aradım. Dedim ki sizin yerinizde olsam ne yaparım? Çıkarım bir basın toplantısı düzenlerim. Çok tatlı bir şekilde ama böyle hiç sert değil, hiç ötekileştirici bir dil kullanmadan çok tatlı bir dille. Evet, çok teşekkür ederim. Niyetleri çok sıcak bir duygu. Ama biz sadece görüntüde ortak olmak istemiyoruz. Biz fikir vermek istiyoruz. Biz ülkemizin yeniden ayağa kalkmasının da ortağı olmak istiyoruz. Yeniden inşaada yer almak. Evet, yeniden inşaada yer almak istiyoruz. Sadece bu miting meydanıyla olmaz. Bu 15 günlük süre bize bir gösterdi ki biz fikir olarak orada yokuz. Görüntü olarak yanınızda istiyoruz. Uzlaşma böyle olmaz. Uzlaşma birbirimizin yanlışlarını birbirimize söyleyebilecek, oradan doğruyu bulacak ortak akıldır uzlaşma. O yüzden ben bu ortak akıl çıkana kadar böyle bir görüntünün içinde olmak istemiyorum diye önermiştim kendisine. O da dedi ki burada MKYK ile bir konuşalım bakalım ne karar çıkacak. Sonra MKYK'dan çıktı, tekrar görüştüm. Tamam, hayırlı olsun, çıktıktan sonra iyi bir konuşma yapın bari dedim. Hani oradaki insanlara falan. Mitingden sonra katıldığı iyi oldu dedim. Katılması lazımdı yani. Öyle bir mitingin dışında kalmak AK Parti tabanıyla CHP'nin arasını bütünüyle açardı. Yani sadece AK Parti tabanı değil. Türkiye'nin bir kısmıyla. Yani sonuçta %50 de, %60 de, %40 de neyse. Onlarla arasındaki o köprü bütünüyle kopmuş olurdu. O yüzden katılmış olmasını mitingden sonraki gördüğüm tabloda iyi oldu diyorum. Konuşması da fena değil. Konuşması da şöyle fena değildi. Evet, fena değildi. Daha iyi olabilir miydi? Olurdu. Niye? Ne demek istiyorum daha iyi olmaktan kastım şu. Şimdi bak. Dün Kemal Bey'in konuşmasından sonra sosyal medyadaki yankılarına baktım. Ne diyor insanlar diye. Ne dediler? Genelde dikkat et. İyi ki de gitti. Doğru bildiklerini, kendi doğrularını yüzlerine karşı söyledi. Burada hemfikiriz. Şimdi bence de kendi doğrularını yüzlerine karşı söyledi. Fakat ben kendi doğrumu senin yüzüne, senin kelimelerinle söylersem bir etkisi vardır. Kendi kelimelerimle söylememin bir anlamı yok. Kelime seçimi, konuşmaya duygu yükleme sorunu, duygu yüklemek, duygu birliği kurulması lazım oradakilerle. O duygu, onların duygusuna dokunma, o eksiklik vardı. Kelime seçiminde biraz eksiklik vardı. Bir insicam o anlamda sorunu vardı. Yoksa söylediklerin hepsine katılıyorum. Hepsi ülke için reçete olan şeyler. Ama tekrar ediyorum. Bazen bir şey, inandığımız bir şeyi söylemek için bir adım geri atmamız gerekiyor. Çünkü karşı tarafın senin de çok böyle inat olmadı. Mesela şöyle bir cümle diyelim ki. Biz de laiklikle ilgili çok hatalar yaptık ama laiklik çok kıymetli. Bundan vazgeçemeyiz. Bak, geçmişte yapılan mesela diyelim ki şöyle bir cümle düşün. Neyi anlattığıma örnek olsun diye bu cümleleri söylüyorum. Yani Kemal Bey'i de neyi beklediğime örnek olsun diye. Şöyle bir cümle düşün. Ey dostlarım, inancımızı istismar eden oldu, yanlış yorumlayan oldu, kirletenler oldu. Nasıl ki bundan vazgeçmediysek, laikliği de yanlış yorumlayanlar oldu, yanlış uygulayanlar oldu. O yüzden yanlış uygulandı diye gerçek bir değerden vazgeçemeyiz. Bu kadar. Şimdi yanlış uygulandı dediğinde, şimdi ne diyor mesela Kemal Bey, diyor ki laiklik inanç hürriyetidir dediğinde oradakinin içinden şöyle bir şey geçiyor. Hiç öyle değildi ama, tamam mı? Geçmişte yaşadığını biliyor ya. Ona duygu olarak yaklaşman için şunu diyorsun. Evet, yanlış uygulandı ama bir şeyin yanlış uygulanması demek o değeri bütünüyle kıymetsiz hale getirmez anlamında söylüyorum ama hani bu şimdi ben ince kısmıyla konuşuyorum. Yoksa bütüne baktığında tabii ki yerinde mesajlarda doğru bir şeydi. Yani şimdi ben arada bir şey yaptım, tweet attım. Belki fark etmişsindir. Yapıcı, pozitif konuşuyor vesaire diye. Ondan miting alanından bir takım AK Parti yanlıları belli ki bana cevap verdiler. Ya çok sıkıcı. İşte kaç maddeydi? 16 mı? 12 madde. İşte 12, daha ona bile gelmedik falan gibi. Ama orada bile şey vardı, fark ettim. İnsanlarda AKP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak özellikle Tayyip Erdoğan'ın şey yaptığı, provoke ettiği çok büyük bir hani ağzıyla kuş tutsa yaranamaz bir zaten insan havası yaratmaya çalıştılar. Zaten var ama öyle bir insan. Ama şimdi şeyi gördüm, sırf katılmış olması bile insanların gerçekten Kılıçdaroğlu ve dolayısıyla CHP'yi
artık yok sayamadıklarını... Ötekileştirmeyecekler en azından. Yani onu... Vatan ayrı anlamında söylüyorum, evet, yani. Yoksa... Ve, hani, ama mesela hala şey refleksler verenler var tabii yani böyle... Nasıl katlanıyoruz bilmem ne diyen de var. Bu arada demin arada kaynadı. Şeref Malkoç'un Bahçeliçi söylediği, sonra Cumhurbaşkanı da çok şey yaptı ama ya bu kafa nasıl bir kafadır yani? Bu böyle bir kalabalığı bir daha bulamaz. Hani bir şey lütfediyormuş gibi. Şöyle, o kafanın şifresini biliyorum ben. Dindarlığın neden olduğu bir hastalık. Gerçekten diyorum. Yani dindarlık, din demiyorum, tekrar edeyim, millet beni yanlış anlamasın. Din değil. Taassuba dayalı bir dindarlık anlayışı var bütün Müslümanlarda. O dindarlık anlayışı beyni çürütüyor ve şöyle bir özellik veriyor sana. En üstün benim, bu ülkenin sahibi de benim. Böyle bir hastalıklı bir düşünceye kapılmana neden oluyor o dindarlık. Bu Tayyip Erdoğan'da da var, bu bütün dindarlarda da var. İşte birazcık seküler hayata bulaşanlardan bu virüs tedavi oluyor az çok bir şekilde. Ama genel olarak bulaşmayanlarda bu kalıcı bir şey. İşte ama o, yani o, şimdi bu mesela tam ayet var ya, meşhurdur o. Yani adamı şeye çağırıyorsun. İşte ona geleceğim çağırıyor. Şimdi tam oraya geliyor. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz diye bir ayet vardır. Şimdi bu ayetin neden olmuş olduğu, bu ayetle ilgili yorumun neden olmuş olduğu bir hastalık ve kendini üstün görüyor. Adamı çağırıyorsun ve adamı rencide ediyorsun. Çiğlik, nezaketsizlik, seviyesizlik, kural bilmemezlik, adab-ı muaşeretten habersizlik, yani kaba sabalıktan başka bir şey değil. Bu böyle bir şey. Yani bu, yani danışman olsun. Benim arkadaşım Şeref Malkoç. 20 yıllık arkadaşım. Yani ben 30 yıldır tanıyorum. Yazın yani. Kendisine de söylerim. Tabii. Müslüman olabilirsin ama insan olmak, nezaket sahibi olmak, merhametli olmak, kibar olmak, zarif bir insan olmak başka bir şey. Müslümanlıkla alakalı bir şey değil. Müslüman olursun ama insan olamayabilirsin. İnsan olmak lazım. Kendisine derim, o kadar hukukum vardır. Yani o kadar hukukum vardır. Kendisi, şimdi haberdar olmuştu. Haberdar olur. Bu kadar sert konuştuğumu da tahmin eder çünkü beni bilir. Ben sözümü esirgemem. Hiç. Bir de biliyorsun o uzun bir süre Saadet Partisi'nde... Erbakan'ın en tabii, yakınıydı. Tabii. Evet, biliyorum. Ve bana hatta zamanında ben biraz, sen bunları çok abartıyorsun vesaire evet. diye çok şeyleri... Ben biraz bilirim. Genel Kurmay Başkanı ile ilgili söyleyeyim mitingde. Ha, ona adım adım gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben şahsen idam lafını edene kadar dinliyordum. İdam lafını edince artık... Binali Yıldırım'ın konuşmasıydı. Biraz önce söylediğim evet. gibi toparlayıcıydı. Ya, o da biraz... Ahmet Arif okuması çok acayip. Çok acayipti. Nazım Hikmet de okudu herhalde. Nazım da okudu ama esas, yani Nazım'ı Türkeş de zamanında okumuştu. Ahmet Arif okuması başka. Ahmet Arif tam damardan yani. Ama o belli işte yani. Bir şey yakalamaya çalışıyor. Bir duygu birliği bir kurmaya çalışıyor. O da tabii Adiloş Bebe hakikaten kim akıl ettiyse danışmanları kim bilmiyorum ama Fethullah Gülen'e ithaf edilecek. Yani onlar engerekler ve çıyanlardır. Şeyi çok cuk oturmuştu yani hakikaten. Türkiye'de, Türk Edebiyatı'nda ona bu kadar uyacak bir şey helal olsun. Kim düşünse iyi düşünmüş. Çok iyi düşünmüşler. Binali'nin sadece şeyi var. Genel atmosferden etkilenip bağırma şeyinden. Adam ne yapsa duyuramıyor. Herkes bağırarak konuştuğu için ulan bağırmasam olmayacak diyor. Yani bağırınca da oturmuyor ama bence iyi bir konuşmaydı. Tutumu da iyi. Tekrar ediyorum. Yani bu 15 günlük sürede kimdir desen Binali Yıldırım derim. Yani 15 Temmuz'da bugün arasında bu ülkede gerçekten felaketin farkında olan kimdir dersen Binali Yıldırım derim. Doğru. Genel Kurmay Başkanı. Ne yaşın var senin orada? Ne işin var? Ya aslında bir yazı yazacağım fakat korkuyorum yanlış anlaşılırım diye. O zaman. Onu burada söyleyeceğim ama. Çünkü burada söylemek daha kolay. Hayır şöyle. Bu Genel Kurmay Başkanı dün bir cümle etti. Bence mitingin bütün cümlesi oydu. O da şu. Her yönüyle yerli ve milli liderlik önderliğinde bu darbeyi atlattık. Her yönüyle milli ve yerli liderlik ne demek ya? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. Tabii. Şimdi bir kere Tayyip Erdoğan'a karşı bir sivilden daha öte bir şeyi var. Bir itaat. Arkadaş, senin ne işin var o mitingde? Sen ne yapıyorsun? Halkı da anlamıyorum ki. Halkı da hakikaten, ya bizim halk da bir tuhaf, en çok alkış alan Genel Kurmay Başkanı ya. Yani darbeden çıkmışsın. Darbeden çıkmışsın, gelmişsin, 240 vatandaşın ölmüş, onun şehitlik bilmem falan filan.
Hala en çok alkış asker alıyor. Tamam, askeri satalım demiyorum. Asker bizim asker. Olmazsa olmaz bir ülke için. Ama Genelkurmay Başkanı ne işin vardı o görüntüde? Kuzey Kore yaptı o görüntü bizi. Yani biz daha sivil, daha dostane, daha şenlik havasında yapmamız lazım. Çıkıp böyle selamlar falan. Onu şey gibi yorum ya tevil etmeye çalışıyorlar. İşte sivillerin şeyine asker dahil oldu. Yani biz asker o gelmedik öyle bir noktaya. Biz şu anda otoriter yönetim şeyin görüntüsünden kurtulmaya çalışıyoruz ki dünyayla bir barış imzalayalım, bir barış anlaşmasına gidelim. Ve Genelkurmay'a ne söyleyeceğim? Onu söyleyeyim. Bu generallerin bu yalakalığını görünce, sivillere, siyasetçilere yalakalığını görünce şunu demek istiyorum bu utanmazlara. Sizin bütün gücünüz, bütün yetkiniz, bütün erkekliğiniz, bütün o silahınız, askerliğiniz 3 tane başörtülüye mi yetiyordu lan? Yıllarca 3 tane başörtülü üzerinden, çok affedersiniz, kendinizi tatmin ettiniz. Yıllarca bir Kur'an kursunda 3 tane çocuk gördüler, darbe muhtıra verdiler iktidaraya. 3 tane Kur'an kursunda çocuk. Tamam, ben sana şimdi darbe yap demiyorum. Ama biraz haysiyetli ol be. Birazcık haysiyetli ol, biraz duruşun olsun. Kardeşim ben askerim, işimi yapayım. Siz gidin işinizi yapın. Mitinginizi yapın, neyinizi yaparsanız yapın. Ben de burada zaten çökmüş bir TSK var. Zaten içimiz darmadağın olmuş. Ben mitingle falan işim yok. Ben burada bırak da kendi düğüne gidersin, oraya gidersin, mitinge gidersin. Biraz haysiyetin her şeyi bakan mı ya? Düğün deme, çünkü o biliyorsun darbenin en acayip olaylarından birisi İstanbul'daki o düğün yani. Kendi düğün, Tayyip Bey'in düğün içinde söylüyorum yani. Tayyip Bey'in düğüne gitti ya. Evet, o ayrı. Yani böyle bir dakika ya. Başörtülü kızların ensesinde boza pişirdiniz 50 yıl boyunca. Nerede o yiğitliğin? Nerede? Nerede o haysiyetin senin? Askersin. Ya bir demek ki bütün numaranız o başörtülü kızlarmış. Birazcık haysiyet. Ben demiyorum ki iktidarla kavga etti. Haysiyet dur kardeşim. Sen şeyi biliyor musun? Başörtü diyorsun da ben bu çok da eski olmayan bir zamanda yeğenimin düğününe, Fenerbahçe Ordu evine senin sakalın gibi sakallı ama takılan sakal yani. Var. Sokmadılar. Sokmadı ya. Ya bırak başörtülü. Çocuğunun cenaze şehit cenazesine başörtülü anneyi istiskal ediyorlardı ya. İstiskal ediyordu. Gücü o kadına yetiyordu. Yapsana şimdi. Yapsana. Yiyorsa Tayyip Erdoğan'ın başörtülü karşısına sesini çıkarsana. Ha çıkarsın demiyorum. Öbürü yanlıştı. Bu doğru. Ama o utanır insan o yaptığından. Ulan demek ki ben ancak zayıfa gücüm yetiyormuş diye bakarsın. Ben yapmadım diyorlardır. Ne yapmadın? Tabii sen yapmasın. Peki Cumhurbaşkanı konuşması? Cumhurbaşkanı'nın konuşması fena değildi. Onu da şöyle söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı şimdi tabii 3 yıldır olağanüstü hamasetle toplumu coşturmayı bir alışkanlık haline getirmiş olduğu için dün de hamaset yapabildi. Hamaset dediğim böyle şey, duygu yüklü, o anlamda söylüyorum. Konuşma ortamı olmadığı için, çünkü bir birlik bütünlük havası var, kimseye çatmaması lazım, kimseye laf sokmaması lazım, bütünlük var. Baktı gitmiyor. Onlar olmazsa gitmiyor. Oradan mecburen idama daldı. Fakat idam işi çok enteresan. Ben aklım almıyor. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ha bunu komple teorisi olarak görebilirsin. Hakikaten bunu artık bir ironi de görebilirsin. Ya da hayatın bir cilvesi. Şimdi bugün gelirken AK Partili bir avukat, benim de eski arkadaşım, Twitter'da gördüm. Peş peşe yazıyor böyle. Cumhurbaşkanını da ekleyerek yazıyor Twitter'da. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bir hukukçuyla oturup istişare edin bu idam işine bulaşmadan önce. Çünkü şu anda bu yasa çıkarsa darbecilerin hiçbirine kullanma şansınız yok. O zaten biliyoruz. Evet. Tamam. Ya darbecilere kullanamayacağın bir yasayı, sen çünkü darbeciler için istiyorsun. Darbecilere kullanamayacağın bir idam şeyi, yasasını niye geri getirirsin? Kim seni buna zorluyor? Biraz dikkat etsene. Ne gaza geliyorsun? Kim için getiriyorlar? Bence o hukukçu, AK Partili bir hukukçu yani tanıdığım da bir arkadaş. Şadi Çarsancaklı, tanırsın zaten. Eski Mazlum Der Başkanı. İşte az çok aklı başında olanlar işin farkında. Şimdi idam. Ne yapıyorsun? Ne kazanacaksın? Ne kazanacaksın? İşte. Yani bir akıl yok. Uygulamayacaksın. Ya ama insanlar sanki sanıyor ki idamı bunlara uygulanacak. Ama kim uygulanacak? Hayır. Bundan sonra kim? Yani ben olacağını sanmıyorum ama lafı bile bak mesela dünkü miting Batı medyası Bey, zaten mitingi şey yapmak o istiyordu. O idamla öldürdü yani. Ve hepsi mesela şey hikayesi ilk başta darbeye karşı yüz binler milyonlar neyse artık Türkiye bir araya geldi bilmem ne derken birdenbire iş şeye döndü.
onun hatta örneklerini de gördüm sosyal medyada hemen. İşte Erdoğan yine idam dedi vesaire dedi, şu dedi, bu dedi. Ve olay şey tartışmanın yerine orada Kılıçdaroğlu da vardı, şu da vardı, bu da vardı, şu kadar insan vardı, şunu istediler, darbeye karşı çıktılar meselesinden çıktı. Yine Erdoğan'ın idam dayatması vesaire gibi bir yere geldi. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim, bu sadece orada değil. Tayyip Bey 15 Temmuz'dan sonra peşi sıra yabancı medya röportajlar veriyor. Çok bugün de Le Monde'da çıktı. Değil mi? Çok peşi, belki de ilk defa siyaset tarihinde en yüksek yoğun dönem. O da şunun farkında, bir imaj düzeltmesi yapmam lazım. Fakat her bir röportajı imajını biraz daha yerle bir ediyor. Yani İtalya ile kavga etmesi, Amerika'ya laf sokması, işte mitingde mesela miting yapıyorsun Batı'ya mesaj vermek üzere, atıyorsun idamı ortaya. Bir de idamın şöyle bir özelliği var. İdamı çıkardığın gün Fethullah Hoca'yı teslim etmezler sana. Değil mi? Zaten etmeyecek. Hayır zaten etmeyecek de adam eline koz vereceksin. Adam diyecek ki sana yasalarında idam olan bir ülkeye biz veremeyiz. Veremeyiz çünkü hukuk olarak veremeyiz. Doğru değil mi? Ya bir de bunu yapacaksın. Kanun, yani adam hukuku olarak sana çıkıp da teslim edemeyecek. Eğer hani diyelim ki etmek istese bile. Şimdi Tayyip Bey'in genel olarak Batı'ya verdiği röportajlarda, dünkü konuşmalarda kendi ayağına sıkıyor. Dün idam mesela dün kendi ayağına sıkmaktı. Arkadaş bir imaj düzeltme çalışması yapıyorsun. Ya beni anlayın, ben sizin dediğiniz gibi değilim aslında demeye çalışıyorsun. Ben sizin düşündüğünüz gibi bir adam değilim derken tam da onların düşündüğü gibi bir adammış gibi konuşuyorsun. Bu kötü. Buradan çıkması lazım. Hakikaten çıkması lazım. Nasıl çıkması lazım? Etrafındaki akıl hastalarından kurtulması lazım. Şizofrenik bir grup var Tayyip Bey'in etrafında. Yeni Şafak'ta var, danışmanlarında var, yandaş medyada var. Yandaş medyadaki şizofren bir yapı var. Şizofreni hakaret olsun diye söylemiyorum sakın. Hepsi benim arkadaşım olduğu için kimin psikolojik rahatsızlık olduğunu az çok biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bildiğin raporlu psikolojik rahatsız. Öyle yazılar yazıyor ki o yazıları oku, yarın eline silah alır gidip Amerika ile savaşırsın. Sokak sokak savaşacağız, kapı kapı savaşacağız, Birinci Dünya Savaşı vereceğiz diye adam yazı yazıyor. Sokak sokak kimle savaşacaksın? Kimle? Bana bir desene. Diyelim savaştın sokak sokak. Neyi kazanacaksın? Ülke yıkıldıktan sonra neyi kazanacaksın? Geride kalı mısın sen? Şimdi böyle şizofrenik hastalar etrafında var. Danışman kadrosunda var, şeyinde var. Kendisi de psikolojik olarak zaten çok sağlıklı değil, haklı. Bunu bir şey anlamda söylemiyorum. Çünkü adam bir ölüm şeyi yaşadı yani. Halen de görüyoruz korumaya falan filan baktığımızda bir tedirginlik var. Her an her yerden her şey olabilir. Şimdi bu insanın... Peki pardon, her an her yerde her şey olabilir. Spekülasyonlar yapılıyor. Hatta hükümet yetkilileri de telaffuz ediyor. Tarihler, mariler. 14 Ağustos. Bekliyor musun bir şey? Ya ben böyle tarihi verilmiş bir spekülasyonu beklemiyorum. O çok saçma gelir. Çok çocukça bir şey. Ama başka bir şey bekliyor muyum? Bekliyorum. Ben her an, her bir dakika telefonuma bir mesaj düşecek şöyle bir şey oldu diye. Ya ben artık Türkiye'nin böyle atlattığı işler yoluna girdi. Hayır, Türkiye yeni başladı. Türkiye yıkıldığı için, enkaz altında olduğu için şu anda yeni başladı. Peki burada yine aktör cemaat mi? Herkes olabilir. Herkes bu kadar bütün dünyaya her gün sabah akşam hakaret eden, meydan okuyan bir ülkeye herkes her şeyi yapabilir. Herkes. Bir de şey soracağım. Bu bayağı... Esad olsan yaparsın, İran olsan yaparsın, Rusya olsan yaparsın, Amerika olsan yaparsın. Çünkü sabah akşam kavga ediyorsun ve bir de alanı açmışsın. Gel karıştır diye. Olayın siyasi ayağı bak bu hikaye nedense. Yani iş adamı topluyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Gazeteciler girdi vesaire oldu, şu oldu, bu oldu. Bu arada tabii onu özellikle vurgulayalım. Yani bu ben en azından yani Ali Bulaç'ın, Şahin Alpay'ın düşürdükleri durum, Mümtazer'in vesaire. Bütün bunlar. Bak bunu anlatamıyoruz bu insanlara. Ali Bulaç, Şahin Alpay, Nazlı olacak falan filan neyse. Bunların gözaltına alınması, idam gibi tutuklanmaları, idam gibi kararlar. Başka? Darbecilere çok ağır işkenceler yapıldığı haberi geliyor. Gözleriyle görenlerden dinlediğim için bunu söylüyorum. Gözleriyle izleyenlerden dinledim. Yani dayanamazsın. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde Batı'nın tepkisi haklı anlama geliyor. Bunu görmüyorlar. Yani sen Şahin Alpay'ı cemaatçi diye tutuklattığında bunu anlatamazsın Batı'ya. Batı senin o zaman paralelle mücadele ettiğine inanmaz. Ali Bulaç'ı tutukladığında inanmaz. Ben bunlar hatasızdır demiyorum. Ben de Şahin Ama Alpay'ım. Ama hata var, suç var. Suç tabii. Hata başka, suç başka. Hı.
Yani gazeteciye ben de yakıştırmam, bir aydına ben de yakıştırmam. Ben de o konuşmaları dinledim, cemaatle ilgili yaptıkları. Ben zamanında uyardım. Ben Nazlı Hanım'a kendi yüzüne karşı programına katıldığında, Nazlı Hanım, cemaatin avukatlığı sana yakışmıyor, yanlış yapıyorsun, bize yakışmaz. Biz eleştiririz, cemaat eleştiririz, AK Parti eleştiririz ama sen cemaate toz kondurmuyorsun, bu yanlış demiş bir insanım. Ama bu Nazlı Hoca'nın tutuklanması anlamına gelmez. Tutuklarsan anlatamazsın dünyaya. Dünyaya anlatmak gibi bir derdim yok diyorsan o zaman miting yapıp mesaj vermeye kalkma. İşte her gün bir yabancı medyayı dolaşma o zaman. Peki olayın siyasi ayağı, yani bunlar Allah göstermesin darbede başarılı olsalardı, yani cemaatin şakirtleri mi başbakan bilmem ne olacaktı? Yani herhalde birileri olacaktı. Cemaat bence bu başarılı olmak üzere kurgulanmış bir darbe değil Ruşen. Başı yok şu anda darbenin. Kimin içinde, kimin dışında ne yaptığı, yani bir başa, yani şöyle bir şey olabilir. Darbeyi yapan var, darbeyi organize eden var. Organize edenin amacı başka, yapanın amacı başka. Tahmin ediyorum, bunlar bilgi değil. Çünkü hiç, o kadar çok belirsizlik var ki. Ya kim bu darbenin başı? Kim siyasi olarak kim ne olacaktı? Kiminle iş tutacaklardı? Amaç neydi? Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak mı? Mesela. O kesin ben. Peki yani. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için darbe yapmasına ne gerek var ki? Yaveri zaten onlardan. Değil mi? Yani eğer darbenin amacı Tayyip Erdoğan'dan kurtulmaksa Yaver zaten adamın kulağının dibinde. Her dakika hem de. Uçağında, orada, burada, her yerde. Her yerde. Bu sefer yokmuş mesela. Ha? Bu sefer yokmuş yanında. Bu sefer yani. Ha, bu sefer yokmuş. Ayrı. Ama aylardır beraber geziyor. Aylardır yani. İşte anlatabiliyor muyum? Hedef Tayyip Erdoğan olduğuna ihtimal vermiyorum. Bu başka bir şey. Ha ne yaptılar? Ne yap? Siyasa ya ben... Ya bazen de çok basittir biliyorsun bu işten açıklanması. O kadar basittir ki hani öyle çok sevdiğim bir söz vardır. Sana karşı o kadar açık davranıyorum ki kabul et beni çözmekte zorlanıyorsun diye. Vallahi çok severim bu lafı ya. O kadar açık davranıyorum ki kabul et beni çözmekte. Çünkü açık laf bu kadar da olmaz diyorsun mesela. Şimdi darbede de o kadar basittir ki biz mesela çözmekte zorlanıyoruz. Hakikaten bunlar aptal. Çünkü aptal. Bundan hiç şüphe etmiyorum. Yani zihnini bir cemaate, bir tarikate, bir şahısa, bir lidere, bir öndere teslim etmiş bir adam bana göre aptaldır. Kusura bakma. Bu kim olursa olsun. Bu Kürtler için de geçerlidir, Tayyip Erdoğan için de geçerlidir, Atatürk için de geçerlidir öbürde. Düşünürsün. Sevebilirsin. Atatürk'ü çok severim. Ayrı. Ama ya bak burada yanlış yaptı. Bunu yapmaması lazımdı derim. Ama 90 tane doğru yaptı da 10 tane yanlış yaptı. Bakmayız o 10 tane. O başka bir şey. Ama dün mesela bir tane tweet atmış. Ya bu aptallık. Daha 2 saat oldu. Tek bir Atatürk adı geçmedi. Ben mi yanılıyorum yoksa var mı? Ne diyorsun ya? Atatürk adı geri gelir geçer. Ya bu ne takıntıdır? Geri gelir geçer. Geçmedi diye biz vaz mı geçtik Atatürk'ten? Ya artık vazgeçin. Bunu şey için söylüyorum. Şimdi bu adamlar aptal olabilir. Çünkü akıl yok ki. Kendi düşünmüyor ki ben ne yapıyorum. Zaten akıl olsa o burada da geçen söyledim ya. O darbecilerin görüntüsünü izleyince o kadar üzüldüm ki. Ha bir insan kendine bu kötülüğü yapar mı? 2 gün önce gidiyorsun çocuklarınla, bir generalsin, bir saygınlığın var, bir hayatın var ya, bir hayatın, ailen, çocukların, çevren. 2 gün sonra o çocukların sokağa çıkacak takatı yok. Düşünsene. Ne acı bir şey. Bu akılın yapabileceği bir şey değil. O yüzden bunu yapacak aptallık, öbür tarafta aynı aptallık, böyle saçma sapan bir kurgu üzerinden dünyayı, Türkiye'yi kurtaracağını zannetmiş olabilir. Yani Türkiye dediğim, biz başarılı oluruz, geliriz, yönetiriz, her şey hallolur, insanlar da bana teslim olur. Bu basit bir aptallık da olabilir. Ben sanmıyorum. Benim bildiğim Fethullah Gülen'in Bakanlar Kurulu listesini de bizzat kendisi hazırladığını düşünüyorum. Kimler var bilmiyorum. Çok da merak ediyorum açıkçası. Fethullah Hoca bu kadar ilgilidir. Fethullah Gülen bu işlerle ilgilidir, yapmıştır. Kesinlikle. Ama bu onun aptallığını gösteriyordur, onu söylüyorum. Son olarak aklıma şey geldi, o dün mitinge bakınca hep aklıma o geldi. Erol herhalde Boğaz Köprüsü'nde oğluyla beraber hayatını kaybetmeseydi o mitingi o organize edecekti, değil mi? Bu işlerin piriydi yani. Bizim Anadolu'da bir laf var, ne derler biliyor musun? Vay ölene. Yani asıl bedeli ödeyen ölendir diye. Evet tamam 270 insan öldü falan filan ama sonuçta Erol öldü. Çocuğuyla beraber hem de yani benim 25 yıldır arkadaşım. Burada yine söylemiştim. Yani çocuğun doğduğu günü hatırlarım.
Evet yani Erol yaşamış olsaydı o mitingi o organize etmiş olacaktı. O onun yaptığı işler çünkü o işler falan. Erol ölmeyebilirdi. O 270 insan ölmeyebilirdi. Türkiye bu hale gelmeyebilir. Türkiye gerçekten bu hale gelmeyebilir. Türkiye bir akşam sabah kalktık darbe olmuş değil. Türkiye adım adım sürüklendi. Bunu bugün görmedik. Türkiye kendini hazırladı buna. Ne zaman? AK Parti liyakati değil, ibadeti esas aldığı gün itibariyle başlamıştı. Yani gelip şunu diyebilirdi. Kültürü yetmedi ama ben de bugün diyorum. Keşke onlar o gün demiş olsaydı. Ya bir dakika. Öyle bir sınav sistemi getirelim ki işini iyi yapan herkes el üstünde tutalım. Liyakat dediğimiz budur. Askerde de bu kadrolaşma olurdu. Kadrolaşma olmazdı yani. Karmaşık bir yapı olurdu. Alevisi olurdu, sünnisi olursu, dindarı olurdu, kemalisti olurdu. Anlatabiliyor muyum? Yargıda da benzer bir şey olurdu. Bağımsızlık böyle sağlanabilir. Bunu yapmadı. Kendi eliyle aman alnı secde gören komutan. Alnı secde gören komutan İslamcıların en büyük hayaliydi. Abi çok affedersin bok var sanki onda. Alnı secde gören komutan. Ne lan? Yani adamın hayaline baksana, dünyayla ilgili hayaline. O Erol'un hayatına mal oldu işte. Ve öbür çocukların, Mustafa Canbaz'ın hayatına mal oldu. Ya Mustafa Canbaz. Tanıyor musun? Yok. Yani görmüştüm var da çok tanıyorum. O kadar temiz bir çocuktu ki. Ya bir insanın ya bu kadar mı böyle yüzü hep güleç. Sadece gülümser. Tek işi vardı. Bir de çok acı bir şeyini söyleyeyim mi size? Bak burada söyleyeyim. Mustafa Canbaz yanılmıyorsam Bulgar göçmenidir. Öyle bir yer. 25 yıldır vatandaşlık alamadı ve öldüğünde de hala vatandaş değildi, biliyor musun? Değildi, değil mi? Yani bu iktidar döneminde bile o çocuğa vatandaşlık vermediler. Ve adam gitti bu ülkesi. Yani ne acı bir şey yani. Yani bu ülke için öldü. Ama vatandaşlık alamadan öldü. Evet, noktayı koyalım. Evet, Levent Gültekin'le ağırlıkla dün Yeni Kapı'da yapılan mitingi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.